Genç Bakış'tan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere YouTube videolarına nasıl küçük resim ekleyebiliriz bunu anlatacağım. Kanalıma girdiğiniz zaman bu şekilde küçük resimleri görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birbirinden farklı, ilgi çekici birçok resmi görebiliyorsunuz bu şekilde. Küçük resimler bizim videoların aranma kısmında çok çok önemli şeyler. Çünkü insanlar bu resimlere bakıp tıklıyor. Tabii ki bu resimler konuyla alakalı ve konuyu çağrıştıran şeyler, görseller içermeli. Gördüğünüz gibi mesela burada JBL'in iki görselini aynı anda verilmiş. Burada gördüğünüz gibi akvaryumla alakalı bir videomuz vardı. Yani bunlar tamamıyla videonun içeriğiyle alakalı. Baktığınız zaman videonun neyle alakalı olduğunu sadece resimden bile anlayabiliyorsunuz. Resimler size artı aranmada artı pozitif şeyler kazandıracaktır. Daha çok aranmanızı sağlayacaktır. Daha çok ilgi çekmenizi sağlayacaktır. Sizlerle beraber şu anda bir tane videoya küçük resim ekleyeceğim. Daha sonrasında yolumuza devam edeceğiz. Şimdi burada videoları yönet kısmı var. Kanalınıza geldiğiniz zaman bu videomu daha önceden yükledim. Ben yüklenmiş vaziyette. Ve şu anda videoları yönet kısmına geliyorum. Ve tek tek bütün videoların nasıl açıldığını da görmüş olacaksınız. Gördüğünüz gibi şu videomuz henüz yayınlanmamış. Buralarda planlı vaziyette görülmekte. Henüz yayınlamadığım için duruyor. Sizlere video yapmak için bu videoyu biraz erteledim. Gördüğünüz gibi diğerlerinde herkese açık şeklinde görülmekte. Şimdi burada geldiğimiz zaman ayrıntılar kısmı var. Bir kalem resmi var. Yanında yine analiz kısmı ve yorumlar kısmı. Daha sonra para kazanma kısmı. Bizim işimiz ilk kısımda. Yani kalemin olduğu yerdeki ayrıntılar kısmında. Öncelikle buna tıklıyoruz. Bu kısımdan bizim editleme yerimiz açılacaktır. Videonun tüm detaylarına ulaşabileceğiz. Burada gördüğünüz gibi başlıklara, açıklama kısımlarına, linklere şuradan ulaşabiliyorsunuz. Şimdi biraz daha aşağı indiğimde göreceksiniz. Evet, burada gördüğünüz gibi küçük resim ekle butonu var. Buradaki artı butonuna tıklamamız gerekiyor. Tıkladığımız zaman bizi bilgisayarımızda bulunan klasörlere yönlendirecektir. Buradan bizim tekrardan seyahat kısmına geliyoruz. Yükleyeceğim fotoğrafı burada ben seçiyorum gördüğünüz gibi. Ve aç butonuna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız seçildi. Şu yukarı tarafta da zaten bu fotoğrafı görebileceksiniz. Ama mesela tam oturmadı. Gördüğünüz gibi kenarlarında siyahlıklar kaldı. Peki ben bu tür durumları nasıl düzeltebilirim? Şimdi tekrardan fotoğrafımıza dönüyoruz. Hem de bunun bilgisini de vermiş olalım. Şu şekilde sağa tıklayıp Paint'e geldiğiniz zaman birlikte aç diyoruz. Paint diyoruz. Kenarlardan boşluk olduğu için biz tam tersi yönde alt taraftan biraz kısaltma yaparsan bu fotoğraf oturacaktır. Tekrardan tıklıyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Yine aynı isimde kaydet diyoruz. Tekrardan değişiklik uygulansın diyoruz. Ve tekrardan aynı linkime geri geldim. Şimdi biraz önce küçük fotoğraf eklediğimiz kısma geliyorum. Şu üzerine geldiğimiz zaman seçenekler kısmı gelecektir. Buna tıklıyorum ve değiştir butonuna basıyorum. Aynı zamanda bu oturtmayı da yani çerçevelemeyi de öğrenin diye bu şekilde yapıyorum. Tekrardan tıklıyorum. Evet, güncellensin. Evet, gördüğünüz gibi yan tarafındaki siyahlıklar gitti. Bakın şurada gördünüz. Resim tam anlamıyla çerçeveye oturmuş oldu. Boyutları tam anlamıyla oturmuş oldu. Siz de bu şekilde resminizi düzeltebilirsiniz. Peki resim üzerine yazı eklemek için ne yapabilirsiniz? Biraz önce zaten birlikte aç demiştik bu şekilde. Şuradaki A yazan yere tıklıyoruz. Daha sonrasında bunu bu şekilde sürüklüyoruz. Mesela demiş ki seyahat izin belgesi başvurusu. İstersek biz bunu değiştirebiliriz. Şuradaki seç kısmına tıklayıp şuraya şu şekilde çektiğimiz zaman bakın yazıyı siliyoruz. Hatta biraz daha düzgün silelim ve sadece burayı yazı kısmı için ayırmış olalım. Bu şekilde yaptık. Şuradan A harfine tıklıyoruz bakın. Daha sonrasında seçiyoruz. Buraya tekrardan seyahat izin belgesi nasıl alınır şeklinde yazabilirsiniz. Şöyle yaptık. İstersek biz bunu daha da büyütebiliriz. Yazı stilimizi şuradan mesela 60 yapıyorum. Ve bunu enterlayıp aşağı tarafa düşürüyorum. Ve şu şekilde de bir ortalama yapıyoruz. Şu anda aynı zamanda ben bunun rengini de değiştireceğim. Siyah burada görsel olarak iyi durmamış. Gördüğünüz gibi değiştirdim. Şu şekilde aldığım zaman biraz daha yukarı çıkartalım.
şöyle oldu, sanki daha güzel oldu. İstersek biz buna şu şekilde çerçevede ekleyebiliriz. Daha görsellik kalsın diye. Bakın şöyle yapabiliriz. Biraz daha alttan üstten yaptığımızda bence gayet şık ve güzel oldu şu anda. Tekrardan bunu farklı kaydet diyorum. Hiçbir şeye dokunmadan kaydet ve değişiklik kaydedilsin diyor. Tekrardan geliyoruz. Tekrardan değiştir kısmına geldim. Ve buradan değiştir'i tıklıyorum. O fotoğrafı tekrardan seçmem gerekiyor. Şimdi tekrardan bizi bilgisayara yönlendirdi. Klasör seçeneklerinden seyahat izine tıkladım. Ve kaydet butonuna bastığım zaman bizim yeni resmimiz gelmiş olacak. Evet. Resmimiz değişti. Seyahat izin belgesi nasıl alınır şeklinde büyük yazıyla şu sağ tarafta da bunu görebiliyorsunuz. Tüm düzenlemelerini şu anda yaptık. Daha sonrasında bunu kaydediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok şu anlık. Videomuz bu kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Zaten oynatma listesinde YouTube eğitim setimiz mevcut. Ücretsiz bir şekilde oraya da ulaşabilirsiniz. Buradaki emeğimiz için kanalımıza abone olursanız, like atarsanız sevinirim. İyi günler diliyorum.